olduğu gibi değil. Finansman müdürüm daha kendi parasına sahip çıkamıyor. Benimkine nasıl çıksın? Hiç merak etmeyin efendim. Olur mu öyle şey? Hem Kadir'den paramızı kuruşu kuruşuna alacağız. Hem dağ başım burası canım. Sizin paranız beni hiç ilgilendirmiyor Ersan Bey. Ama şirketin parasını ne yapıp geri alacaksınız. Siz ciddi misiniz Afife Hanım? Evet, çok ciddiyim. Ben ilk duyduğumda şaka yapıyorsunuz zannettim. Böyle düşüneceğinizi biliyordum. Ama ne yapayım, bu düşünceden kendimi alamıyorum. Sahneye çıkmak içimde uhde olarak kaldı. O mikrofonu elime alıp bağıra bağıra şarkı söylemezsem gözüm açık gider. Ay bilmem ki ne yapsak. Siz Kadir Bey'le konuşsanız. Haftanın mahdut günlerinde Türkü Bar'da ben bir sahneye çıksam. Ben söylerim söylemesine de asıl Zühtü Bey'e söylemeniz gerekmez mi? Uzun lafın kısası şu Kadir Bey, ben sahneye çıkmak istiyorum. Sahneye mi çıkmak istiyorsunuz? Hangi sahneye? Şarkı söylemek istiyorum. Latife yapıyorsunuz herhalde Afife Hanım. Ne münasebet, ben gayet ciddiyim. Peki Zühtü Bey'e söylediniz mi? Henüz söylemedim. Ama yakında Kadir Bey'in barında sahneye çıktım, ona da söyleyeceğim elbette. Benim barımda mı? Sen konuştun değil mi Zühtü Bey'le? Ah, nereden çıkardın şimdi canım? Belliydi zaten. Uyduruk iş vermesinden belliydi. Gittin adama rica ettin, şu adama iş verin de başımdan gitsin dedin değil mi? Ah, üstüme iyilik sağlık. Gitmiyorum işte. 50 sene çalışmışım, emekli olmuşum ben. Hala mı çalışmamı istiyorsun? Emekliliğin tadını çıkaramayacak mıyım? Ama emeklilik sende sinir yapıyor kocam. Emeklilik değil Bahriye. Sen sinir yapıyorsun anne. Tabii anne, dinliyorum. Dinlemez olur muyum? Tamam. Söyle anne. Rafi, al şunu. Şarkı bitince geri bana ver. Ya bu kaçıncı patron? Yine mi Bahriye teyze? Fazla konuşmalar, dinle. Kara basma iz olur, güzellerde naz olur, güzellerde naz olur. Gündüz gelme gece gel, gündüz gelme gece gel. Kara... Bahriye! Ne yapıyorsun sen? Ay, Kudretciğim sinirlenme, eller duyar söz olur. Tövbe tövbe! Yani... Afife Hanım size gelip ben sahneye çıkmak istiyorum dese ne düşünürsünüz? Akli dengesini yitirdiğini düşünürüm. Ya siz ne düşünürsünüz Kudret Bey? Vallahi yani Afife Hanım hakkında pek yorum yapmak istemem. Canım bırakın Afife Hanım'ı. Diyelim ki Bahriye Hanım size geldi, sahneye çıkmak istediğini söyledi. Ne dersiniz? Hiçbir şey demem. Direkt kemiklerini kırarım. Bu ne ya? İyi oradan teyze. Yuh! O ne be? Yuh be yuh! Edevinizle izleyin beyefendi, ayıptır. Hasta mısın sen kardeşim? Nasıl izleyeceğimizi sana mı soracağız? Terbiyenizi takının, terbiyenizi. Takınmazsak ne olur be? Ne yaparsın? Daha terbiyenizi gösteririm ben size. Nakuelewa baba, lakini naona hajakuja huku. Kila kitu kiko sawa, tunafanya kazi vizuri. Ukija utakuja fanya nini baba? Kila kitu kiko sawa nakwambia. Ukija tu kunakuja tu bure bure. Sawa basi. Haya kwaheri. Sawa. Haya kwaheri. Rafik. Ne? Kardeşim. Ajansa kaydoldum abicim, ajansa kaydoldum. İşte böyle Ayla Hanım. Bir hafta çalıştıktan sonra işten ayrıldı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala sinirli mi peki? Eskisinden daha sinirli. Onu eskisinden daha sinirli yapacak ne oldu ki? Sudoku çözmeye başladı. Sudoku mu? Hani şu sayılarla oynanan bir bulmaca varmış ya. Ha, biliyorum. Gazete veriyor her gün. Her sabah hevesle alıyor ama bir türlü çözemiyor. 2, 4, 5, 3, 6, 4. Ne olur? 7. Olmaz, burada var. Nereden çıktı bu 7 ya? 8, 6, 1, 5, 3, 6, 4. 2 koysak 2 burada var. Hay Allah'ım yarabbim ya. Resulallah. 3 olabilir. 3, 5, 3, 9. 2, 6 koysak 5 burada var, 5. Aaa! Nereden çıktı bu 5 ya? Kahretmesin senin gibi 2'yi ya. Ben artık ajansa kayıtlı bir oyuncuyum kardeşim. Oyuncu, duymuyor musun beni? Ajansa verin. Ajans mı? Oho, sen de ajansın ne olduğunu bilmiyorsun ya. Kardeşim, oyuncuların, mankenlerin bağlı olduğu yer yok mu? Nasıl? Hani bir diziye oyuncu lazım oluyor da ajansları arayıp oyuncu istiyorlar ya. Hı. İşte o. Bugün gittim, kaydoldum. Nereden çıktı şimdi bu? Ya Muzo vardı ya barda. O arada sırada böyle figürasyona gidiyormuş dizilere. Sen de git dedi. Ben de gittim ajansa, kaydoldum. Oyuncu olmak istiyorum dedim. Beni çok beğendiler. Resmimi falan çektiler. Hemen havaya girme istersen. Girerim abicim, girerim. Kadir abinin yanında asalak gibi ölmeye hiç niyetim yok. Ben artık makus talime savaş açtım. Dombili, babam geliyor. Babam mı? Kenya'dan. Evet. Personel, ya bu Cengiz Fırat kimdi? Ben bu adamı nereden tanıyorum? O kim Kadir abi? Bak bakayım. Cengiz mi? Valla hayırlı uğurlu olsun Cengizciğim. Tebrik ederim seni. Sağ ol Zühtü abi. Bir şeyler yapmaya çalıştım işte. Yo, yaptığın işi küçümseme. Ben seni bildim bileli şarkı söylersin. Üstelik çok da güzel sesin var. Bu albümü çıkarmakta geç bile kaldın. Sağ ol abi. Ay, kimdi bu adam ya? Kimdi? Bir yerden hatırlıyorum ama nereden? Kim ya? Hiç yabancı değil yüzü. Kimi hatırlamaya çalışıyorsunuz Hülyan? Zühtü Bey'in yanındaki adam. Çok tanıdık geliyor. Hatırlayabildiniz mi çocuklar? Vallahi bana da tanıdık geliyor ama... Ben hatırladım. Söylesene Esmer Şeker. Bu adam bizim komşumuzdu. Nasıl komşumuzdu? Kadir Bey Risot'tayken bizim komşumuzdu ya. Cengiz Bey'in Assos'ta oteli var. Hatta o bölgenin en büyük oteli. Tabii ya, şimdi hatırladım. Zühtü Bey'le bayağı eski arkadaşlar. Hatta Zühtü Beyler her sene 10-15 gün gider kalırlar. İnşallah Kadir'den bahsetmez. Efendim? Yok bir şey. Cengiz ha? Bugün kasetçide böyle türkü mürkü bir şeyler alayım diye gittim, bunu gördüm. Ya diyorum ben bu adamı bir yerden tanıyorum. Nereden tanıyorum? Düşündüm hatırlayamadım. Dedim alayım geleyim bari. Cengiz ha? Bu adam şarkıda mı söylüyormuş ya? Demek ki söylüyormuş. Sen büyüksün Cengiz ama ben senden daha büyüğüm. Cengiz sen CD çıkardıysan ben koskoca türkü var açtım be. Ya Cengiz böyle albümler, CD'ler falan sana göre değil. Sen sahne adamısın. Mikrofon elinde olmadan rahat edemezsin. Orası öyle Zühtü abi. Gel. Bahriye Hanım, inanın eşinizin bu durumuna bu şekilde çare bulmanız çok zor. Keşke onu da bir gün getirebilseniz. Yo, psikiyatrist deyince çok kızar. Zaten benim buraya geldiğimi bile bilmiyor. Siz getirin, ben onu yumuşatırım. Ya yeter ki şu kapıdan girsin. Vallahi gelmez Ayla Hanım. Zaten şu aralar Sudoku çözemiyor diye çok sinirli. Bir de gel psikiyatriste gidelim desem... ...yani beni 8'le çarpar, 12'ye böler. Ne olur? 8 buraya, tamam. Buraya da 8. 3 de buraya. Allah! Merhaba dede. O zaman 3 buraya. Yok. Buraya da olmuyor. Merhaba dede. Allah kahretmesin seni 3 gibi be. Şuraya sarı ne olur ki? Belki de buraya 3. Evet. Yok ya, burada 7 var. Olmaz. 3 burada olabilir. 9 geldi buraya da. Sudoku. Tamam işte, işte burası yeri ya. Allah Allah. Gene olmadı. 6 var burada be. 6 var burada. Ne oldu? Aldınız mı parayı Kadir Bey'den? Henüz alamadık efendim. Bizim yalının 2 katını kiraya verdik. Kadir diye bir bey ailesiyle beraber oturuyor. Bizim oğlan Amerika'dan geldiği zaman bu Kadir Bey bunların ikisini kandırmış. Bizim şirket hesabından 50.000 lira almış, türkü barajmış. Ya. Efendim, Kadir Bey bu şirkete de girerken Çince biliyorum diye girmişti. Yani sizi de kandırmıştı. %100 haklısınız efendim. Yani kendisi çok sahtekar bir insan demek istiyorum. Kadir dediniz değil mi? Evet. Tanıyor musun yoksa? Cengiz Bey seni görürse hemen tanır Kadir. Tanırsa tanısın Hulya, ne var bunda? Ne demek tanısın Kadir? Sen bu adamı en az 3 kez dolandırdın. Asos'ta pansiyon açtığında adamın otelinden çatal bıçak yürüttüğünü hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum evet, ne olmuş yani? Beyaz adamın otelinde kalacaktı da kandırıp bizim pansiyona getirmiştin, onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Beyaz benim otelimde kaldığında ne havam olmuştu değil mi ama Hulya? Peki şeyi hatırlıyor musun? Hani bir keresinde... Keklerimi çalmıştı. Kekleri mi? Evet, otelden yürüttü. Aynı Kadir olduğundan emin misin? Kesin odur. %100 odur efendim. Başka bir insanın bu kadar üçkağıtçı olabileceğini sanmıyorum. Ya tamam. Ya Hulya görürse görsün, ne var bunda? Tamam Hulya, tamam. Merak etme, bir şey olmaz. Tamam canım, öpüyorum. Hadi Hulya, hadi görüşürüz, görüşürüz. Allah Allah ya. Cengiz'den mi korkacağım ben? Çocuklar, ben bir ganyan bayına kadar gidiyorum. Yarım saate gelirim. Yine at yarışına başladın Kadir abi. At yarışı değil canım. İkili oynadım da onu kontrol edip geleceğim. Hadi bakalım, kolay gelsin. Aha da arıyorlar abicim. Kim? Ajanstan. Kesin bir oyuncuya ihtiyaçları oldu. Vallahi gizli numara. Kesin ajans bu. Alo? Muzo sen misin abicim ya? Ya uyuz oluyorum senin şu gizli numarana. Kardeşim sen niye numaranı gizliyorsun ya? Bir insan numarası niye gizleme ihtiyacı duyar ki? Ajan mısın sen? Gizli bir görev mi yapıyorsun sanki? 8 buraya işte dede, evet. Olur mu kızım? Aynı sırada 2 tane 8 oluyor o zaman. Senin gözlerin görmüyor dede. Bak aynı sırada değil. Bir daha beni bu gizli numaranla arama Muzo. Numaranı açık açık göster kardeşim. Şeffaf ol biraz, şeffaf ol. Gizli saklı iş yapma. Tamam abicim ya, tamam. Uzatma lafı. Bak beni her an ajanstan arayabilirler. Rol teklif edebilirler. Ekmeğimle oynama beni. Bence kimse seni arayıp da oyunculuk teklif etmez. Niyeymiş o? Sen ne anlarsın oyunculuktan? Madem oyunculuktan anlamıyorum, o zaman niye fotoğrafımı çektiler benim ha? Senden kurtulmak için yaptılar, kesin. Sen baban geldiği zaman ne diyeceksin onu düşün. Adamcağız buraya geldiği zaman oğlunun bir baltaya sap olamadığını görünce... ...kulağından tuttuğu gibi Kenya'ya götürecek seni ha? Doktor hanım, hani Kudret psikiyatriste gelmeyi istemiyor ya... Evet. O zaman siz bize gelseniz... Nasıl? Anlamadım. Yani siz gelseniz, kendisini tedavi etseniz... ...ama çaktırmadan tabii. Kusura bakmayın ama Bahriye Hanım, böyle bir şey yapmam pek mümkün değil. Neden? Artık her işin evlere servisi var. Doktorluğu niye yok? Ben gizli saklı iş yapamam Bahriye Hanım. Psikiyatrist olduğumu da saklayamam. Hatta bu şekilde hasta da tedavi edemem. Peki o zaman şöyle yapsın. Evet Bahriye Hanımcığım, bir saatimiz doldu. İsterseniz bir dahaki seansa devam edelim. Aa, bir saat bitti mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi. Yasemin'cim, acil hastamız vardı Nilüfer Hanım. Tamam, hemen onu yollayın. 500, 550, 600, 650, 700, 750. Buyurun. Bu kadar mı? Evet Hülya Hanım. Biraz az değil mi? Vallahi sizden önceki Berin Hanım'ın maaşı da bu kadardı. Zühtü Bey aynısını vermemi söyledi. 750 çok az ama. Vallahi ben sadece dağıtıyorum. Maaşları belirleyen Zühtü Bey. Girerken maaş konuşmamış mıydınız siz? Yo, geçici olarak girdiğim için konuşmamıştım. Sürekli çalışacağımı tahmin etmiyordum. Bence günümüz şartlarında gayet iyi bir para. Zaten sadece telefona bakıyorsunuz. Sadece telefonlara mı bakıyorum? Akşama kadar Türk kahvesi yapıyorum ben burada. Hem sizin günümüz şartlarından pek haberiniz yok galiba Ersan Bey. 750 lira eve varmadan bitiverir. Dediğim gibi Zühtü Bey'le konuşmanız gerekiyor. Konuşacağım zaten. Merhaba. Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk yavrum. Ay, sen hala bulmaca mı çözüyorsun Kudretciğim? Evet, bulmaca çözüyorum Bahriye. Bir sakıncası mı var? Yok, ne sakıncası olabilir? Çöz tabii. Sen neredeydin? Şöyle çarşı pazar dolaştım biraz. Şu 7'nin yerini bir bulayım, görüşeceğiz. Her gün çarşı pazar olmaz. Nereye gittiğini bana izah edeceksin. Eyvah, ne diyeceğim ben şimdi? Senin sinirine çare arıyorum diyemem ki. Yavrum ne çok mesaj geldi. Kimden geliyor o mesajlar? Arkadaşımdan dede. Ben balığa çıkıyorum. Söyle babaannene oltayı deniz kenarına getirsin. Sene. Ganyan Yaşar'ın yanına gittiydim. Bir şey mi oldu kaptan? Yine yattı değil mi Kadir abi? Sus! Konuşma! Kendi işine bak! Bana bakın Kadir Bey. Eğer bugün ha bu barda kimse yemek yemezse ben istifa ediyorum. Ne demek istifa ediyorum kaptan ya? Basmaya istifa ediyorum işte. Ben ha buraya yemek yapmaya gelmişim. Tamam. Kimse yemek yemezsem çekip giderim ben. Tamam kaptan tamam. Yerler. İnsanlara zorla yemek yedirecek halim yok ya benim. Ben anlamam. Eğer yemek yemezseniz çekip giderim ben. Tamam kaptan tamam. Yerler merak etme. İyi günler. İyi gün... Evet, bu. Bundan korkuyordum zaten. Biz de içerdik ama neyse. Ben sadece telefonlara bakıyorum Ersan Bey. Maaşım da o yüzden düşük ya. Hülya Hanım, inanın ben bu şirkette herkesin maaşının daha yüksek olmasını isterdim. Ama her işin bir bedeli var. 5 liralık işe 10 lira veremeyiz. Hem zaten maaşları ben tespit etmiyorum. Zühtü Bey'le konuşacağım. Ayın 26 günü bu paraya burada oturulmaz. Konuşun vallahi, belki bize de biraz zam yapar. Siz ne kadar alıyorsunuz? 10.000 dolar. İnanın piyasanın şok altında. Bugün öğrendiğim kadarıyla tek marifetiniz... Oğlumu kandırarak hesabımdan 50.000 lira çekmek değilmiş Kadir Bey. İstirham ederim Zühtü Bey. Benim hakkımda ne duyduysanız iftiradır, yalandır, dolandır. Zühtü Beyciğim, ne yersiniz acaba he? Bir şey yemeyeceğiz, teşekkür ederim, sağ olun. Cengiz Bey çok eski dostumdur. Hiç yalan söylediğini duymadım. Efendim, o zamanlar biz Cengiz Bey'le rakip oteller işletiyorduk. Ben de vahşi rekabetin gereklerini yerine getiriyordum. Otelimden kekleri yürütmek gibi mi? Cengiz'im, bak istersen dönene kadar bu barda sahne alabilirsin. Ne? Bu barın benim paramla açıldığını hatırlatırım. Ne dersin Cengiz? Emrin olur abi, ne demek? Estağfurullah. O zaman bu akşam gelip seni dinleyelim. Afife Hanım da özlemiştir artık şarkılarını. Olmaz Zühtü Bey. Burası bir türkü var, izin veremem. İzin istediğimi hatırlamıyorum Kadir Bey. Buyur Cengiz'im, gidelim. Sen artık Zühtü Bey'in sömürgesi oldun Kadir abi. Ne sömürgesi be? Manda oldun, manda. Sen ne biçim konuşuyorsun be? Başkasının kontrolü altına girmeye manda olmak denmiyor mu Kadir abi? Manda sensin, camız. Geldim, geldim. Balık tutabildin mi? Tutamadım. Canın sağ olsun, balık yoktu herhalde. Bu eve sürekli bankadan bir şeyler geliyor. Kadir'in borcu mu var? Yok canım, kredi kartı şeyleri onlar. Neleri? Ekstrem ne onlar galiba. Ne yapıyorsun? Belli olmuyor mu? Niye açıyorsun çocukların zarfını? Belki özeldir. Bahriye, bir insanın bankayla arasında ne gibi özel bir şey olabilir ki? Belki Kadir banka müdürüyle mektuplaşıyordur. Saçmalama Bahriye. Çüş! Ne kadarmış? Tam 1652 lira. Gerçekten manda oldular. Evde babamın kontrolü altında, burada Zühtü Bey'in kontrolü altında. Benim kesin Kurtuluş Savaşı'nı başlatmam gerek. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Şuraya bak. Hülya'nın ek kartta tam 10 tane 75 liralık harcama var. Eyvah, psikiyatriste ödediklerim. Aylar saygın. Psikolojik danışmanlık hizmetleri. Hülya psikiyatriste mi gidiyor? Evet. Niye? Demek ki psikolojisi bozuk. Yani insan psikolojisini düzeltmek için 750 lira öder mi? Ne yapsın canım? Psikolojisi bozuk mu kalsın? Deli mi olsun kız? Nesi varmış? Niye deli oluyormuş? İşe başladı ya, ondan herhalde. Hem ev hem iş zor geliyor galiba. Müsriflik ya. İşe başladı diye psikolojisi bozuluyor. Almış olduğu maaşla götürüp psikiyatristine yatırıyor. Halbuki işten ayrılsa sorun tamamen ortadan kalkacak. Vallahi çok akıllısın Kudret. Keşke bunu ona da söylesen. Bak evde yemek bile yok. Ben karışmam. Git sen konuş. Konuşurum, konuşurum. Oh, neyse ucuz atlattık. İyi günler Bahriye Hanımcığım. İyi günler Afife Hanım. Hoş geldiniz Afife Hanım. Buyurun. Ay teşekkür ederim, gelmeyeyim. Ben bu akşam Cengiz Bey'in konserine davet etmeye geldim. Aa, Cengiz Kurdoğlu mu? Ay yok, bu bahsettiğim Cengiz bizim çok eski bir dostumuzdur. Konser nerede? Sizin barda. Geliriz o zaman. Ay şahane. Gideriz değil mi Kudretciğim? Gideriz. Kızım ne bu mesaj böyle? 10 tane mesaj geldi ya. Arkadaşımdan baba. Ver bakayım ne yazmış. Vermem baba ya. Kızım versene şunu. Vermem, bana ne? Teşekkür ederim Ersan Bey. Estağfurullah efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşürüz. Hayırdır Hulya? Ha, Ersan Bey mi diyorsun? Mesaiye kalacağım demiştim ya, geç olunca Ersan Bey bıraktı. Zaten yolunun üstüymüş canım. Yolunun üstüymüş? Evet. Peki niye kapıya kadar bırakıyormuş? Bu nasıl bırakmaymış böyle? Ben de dedim ben giderim gerek yok diye ama o ısrar etti. Ya. Gece evine bırakılan bir hanıma kapıya kadar eşlik edilirmiş. Karanlık ya o yüzden. Çok centilmence değil mi? Hayır efendim. Centilmenlikte böyle bir kural yoktur Hulya. Bence çok mantıklı. Ya eve bıraktığı hanımın sorumluluğunu üstüne alıyor. Ya yoldan kapıya kadar benim başıma bir şey gelirse? Bakıyorum çok hoşuna gitmiş. Aa, kıskandı beni. Canım benim. Annem babam nerede? Sen niye bu saatte evdesin Kadir? Hani Cengiz Bey ofiste diyordun ya bugün. Evet. Ha, işte o Cengiz Bey'le Zühtü Bey bir oldular, barımı ele geçirdiler. Şu anda Cengiz Bey boş masalara şarkı söylüyor. Seninle 40 yılı ayrı yastıkta paylaştık ya, helal olsun. Aşkı sevgi tüm sevenlere, sevenlerden selam olsun. Seninle 40 yılı ayrı yastıkta paylaştık ya, helal olsun. Helal olsun be, helal olsun. Sevgi, ustacığım, bir tane daha çoban kavurma yap. Derhal Rahmi, derhal. Eminim şimdi barda sinek avlıyorlardır. Tabii ya, Cengiz Bey'in sesine ancak sinekler gelir. Ay Kadir, çok sevindim ya, baş başayız. Ne güzel, annem babam yok. Ah, Ceren mi mutfakta? Evet. Yine mesaj mı çekiyor yoksa? Şimdi sen mesajı bırak da... Bu ne fazla mesaisiymiş bu? Senin fazla mesailik bir işin yok ki. Ya sorma, Ersan Bey ay sonu hesaplarını kapatıyordu. Bir sürü iş birikmiş, benden yardım istedi. Ben de kıramadım. Kıramadın? Evet. Niye kıramadın? Çünkü rica etti. Gerçi kırmam gerekiyordu. Maaşım kaç para biliyor musun Kadir? Kaç para? 750 lira. Ne? Yarın hemen işi bırakıyorsun Hulya. Hayır, olmaz. Önce Zühtü Bey'le konuşmam lazım. Belki zam yapacak. Ne zam mı? %100 zam yapsa bile kurtarmaz ki. Aa, niye kurtarmasın? Kurtarır. 1500 lira fena para değil. Yani o iş için fena sayılmaz. Olmaz Hulya. Olmaz. Zühtü'nün ve Ersan'ın seni sömürmelerine izin veremem. İşi bırakıyorsun. Bırakmıyorum Kadir. Niye bırakıyormuşum? Önce bir isteyeyim zammımı. Eğer vermezlerse bırakırım. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Ceren, yine mi mesaj çekiyorsun? Mesaj işte anne ya. Aa, dakika başı mesaj çekiyor ayol. Evet. Eskiden Ceren burgerdi, şimdi SMS Ceren oldu. Kadir, ha, sana bir şey söyleyeyim mi? Ceren'in kesin bir sevgilisi var. Ne? Saçmalama Hulya. Bacak kadar çocuğun sevgilisi mi olur ya? Ay sen saçmalama ya. Sen şimdiki gençleri bilmiyorsun. Hepsinin bir sevgilisi var. Yani tam sevgili denmez. Birbirleriyle ilgileniyorlar işte. Ersan'ın seninle ilgilendiği gibi mi acaba? Söyleyin yarimi kim ağladı? Söyleyin onun kalbini kim çaldı? Aşkta adalet bu kadar mı? Bizim aşkımız mahşere kaldı. Söyleyin yarimi kim ağladı? Söyleyin onun kalbini kim çaldı? Aşkta adalet bu kadar mı? Aşkımız Allah'a kaldı. Ben yarimsiz yaşayamam, yastıkları okşayamam. Kafamdan buram buram, başka bir gün koklayamam. Ben yarimsiz yaşayamam. Bana bak Hulya, Ceren yaşında birinin sevgilisi olamaz. Kabul etmiyorum bunu. Kadir, sevgili değil dedim ya, öyle uzaktan uzağa ilgileniyorlar işte. Ne uzaktanı? Ne uzaktanı? Herif 10 dakikada 20 tane mesaj attı, bunun uzaktanı mı var? Küçücük çocuğa da herif dedin ya. Herif tabii, o benim gözümde herif. Benim kızıma nasıl mesaj atarmış? Ay sinirlenme Kadir, galiba dedim. Belki de dersle ilgili mesajlaşıyorlardır. Söyle kızına, ben sevgili mevgili istemiyorum. Zaten ona cep telefonu alan da kabahat. Evet canım benim ya, babalığı aklına geldi. Günaydın baba. Günaydın. Kahvaltı hazır, benim çıkmam lazım. Oradaki zarf sana ait galiba. Ha, kart ekstresi. Kim açtı bunu? Annen galiba. Yuh yani anne. Bir iki kere gidip akıl danışacaktın, tam 10 kere gitmiş psikiyatriste. Hülya bir dakika dur. Efendim baba? Otur bakayım şöyle. Bak kızım, işe girdin gireli bir koşuşturma içindesin. Hiç gerek yok biliyor musun? Neye baba? Böyle koşuşturmaya. Kadir'in iyi kötü bir işi var. Sen evinde otur, yavaş yavaş evin işleriyle uğraş. Kendini bu kadar yormaya gerek yok. Sen çocuğu olan bir kadınsın. Ceren artık büyüdü baba. Hem işe yetişmek, hem evde çalışmak insanı harap eder. Sonra iş dünyası streslidir. Yani milletin ağız kokusunu çekersin. Ama ev öyle mi? Evinin patronu sensin. Anladım baba. Çalışmamı sen de istemiyorsun. Bunları konuşmanı Kadir mi istedi senden? Yok kızım. Sen hem çalışmak istiyorsun, hem de psikolojin bozuldu diye doktora gidiyorsun. Doktora mı gidiyorum? Tabii. Bak 10 kere gitmişsin. Yazık günah. Maaşın kaç para ki? 750 lira. Bak gördün mü? Bütün maaşın psikiyatrisine gitmiş. Bu doktora ben gitmedim baba. Kim gitti? Ona anneme sorun. Hadi ben gidiyorum baba, geç kaldım. Peki sen gitmediysen kim gitti Hülya? İyi günler baba. Bahriye! Efendim Kudret. Bu evde psikiyatriste kim gidiyor? Hülya gitmiyormuş. Niye bana Hülya gidiyor dedin? Doğruyu söyleyecektim ama kızarsın diye söyleyemedim Kudret. Böyle daha mı iyi oldu? Bak yine kızdın. Tamam kızma, söyleyeceğim. Ya söylesene be kadın, uzatma. Kadir. Gördün mü bak ne tuhaf davranıyor. Nereye gitti şimdi bu pijamalarla? Alçak herif sen. Akşamleyin karımı eve bırakıyor, sabahleyin de evin önünden alıyor. Çocuğun psikolojisi çok bozuk, çok. Niye bozuk ki? Doktorun dediğine göre babasının sinirli olması onu çok etkilemiş. Ben demedim. Doktor öyle demiş. Buyurun Ersan Bey. Sabah beni getirdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim Hülya Hanım. Taş attım da kolum yoruldu. Ersan Bey, sizce Zühtü Bey'in morali nasıldır bu sabah? Vallahi odasına giderken iyi görünüyordu. Maaş işini mi konuşacaksınız? Evet. Lütfen benim yönlendirdiğimi söylemeyin. Söylemem. Yeter ki morali iyi olsun. Doktor bey, bunun hapı falan yok mu Allah aşkınıza? İlla krem mi sürmem lazım? Yo. Hemoroid operasyonu falan düşünmüyorum. Duyan olur, gören olur. Haber yapar gazeteciler vallahi. Canım, senede birkaç kere nüksediyor işte. Onu da çekeriz doktor bey, ne yapayım yani? Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Güle güle. Gir. Kahvenizi getirdim Zühtü Bey. Kahve istediğimi hatırlamıyorum. Her sabah içtiğiniz için bu sabah içmeyeceğim. Peki. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Evet. Yok, sonra da konuşurum. yerden. Ne yani şimdi Kadir benim yüzümden mi psikiyatriste gidiyor? Öyle mi? Öyle Kudretciğim. Maalesef öyle. Çocuğun psikolojisini bozmuşsun. Ben kimsenin psikolojisini bozmadım. Onun psikolojisi doğuştan bozuk. Anne, ben çıkıyorum. Bak yine mesaj geldi gördün mü? Döveceğim ben bu SMS Ceren'i, o olacak. Gördün mü bak ne kadar sinirli. Tıpkı sana benzedi. Ben bir şey yapmadım bari. Doktor öyle demiş. Hatta demiş ki baban da gelsin demiş. Ama çocuk sen kızarsın diye sana söyleyemedi. Uf ya uf. Dün akşam bahşiş falan iyiydi ama yine de çekilmez bu iş. Temizlik yapmaktan canım çıktı ya. Sen devam et öyle. Nasıl olsa yakında bana iş teklifi gelir. Benim ajansla kaydım var. Sen arayıp gel bizim dizide oyna diyecekler öyle mi? Aynen öyle abicim. Dizilerdeki yan karakterler falan nasıl seçiliyor zannediyorsun ha? Onlar okul okuyorlar Dombili. Hiç alakası yok abicim. Onlar da benim gibi ajanstan geliyor. Kendilerine bir kere şans veriliyor. Onlar da bu şansı iyi kullanıp siviliyorlar. Aha vallahi telefon geldi. Kesin bir rol vardır ha. Dur. Alo? Evet buyurun benim. Haha. Tabii tabii müsaitim. Yarın. Kaçta? 8'de. Hangi dizi? Tamam. Kabul ediyorum canım. Peki gelirim. İyi günler. Hangi diziymiş? Ne dizisi ya? Ne dizisi? Niye pek istiyorlar seni? Kuşum Aydın'a seyirci olarak. Ben psikiyatriste falan gelmem. Israr etme bari. Çocuğumuz kafayı mı üşüsün Kudret? Doktor baban da gelsin demiş. Tamam, ben konuşurum onunla. Kiminle? Kadir'le. Yok, sakın konuşma. Hadi gel, biz doktora gidelim, soralım nesi varmış. Ya konuşacağım ben Kadir'le. Düzelteceğim onu. Merak etme. Sen düzeltemezsin. Ya madem ben bozdum, ben düzelteceğim diyorum. Terzi kendi söküğünü dikemez Kudret. Kaç para veriyorlarmış? 50 bile değil ya. Ne yapacakmışsın? Gelen konukları alkışlayacakmışım. Büyük oyuncumuz Sayın Dombili Baykuş Hasan kapmış rolü gidiyor. Sen gül bakalım sen gül. Birçok büyük oyuncu işe böyle başlıyor kardeşim. Önemli olan kameraya ısınmak. Günaydın personel. Günaydın patron. Niye hala temizlik bitmedi? Dün müşteri çok iyiydi. Herkes coştu. Dün çok müşteri vardı. Evet. Cengiz'in programında. Evet. Günaydın. 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 Bu akşam yine geliyor değil mi? Kim? Dün burada şarkı söyleyen Cengiz Fırat. Mutlaka cevapsın. İlk defa bu barda yemek satıldı. Kaptan doğru mu söylüyordun bile? Doğru valla. Çok kalabalıktı. Güzel de şarkılar söyledi. Hasılat? Valla 2000 lira geçiyordu. Ne? 2000... Allah! Para nerede? Zühtü Bey aldı. Buyurun Zühtü Bey. Tabii Zühtü Bey, hemen yolluyorum. Ya ne tuvalet kağıdı kalmış, ne de kağıt havlu. Tuvalet tam takır. Zühtü Bey sizi çağırıyor Ersan Bey. Öyle mi? Şu ceketi bir tutabilir misiniz ne olur? Ellerim ıslak. Tabii ki Ersan Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hangi rüzgar attı? Beklemiyordunuz herhalde. Beklemiyorduk tabii. Müsaadenizle. Hoş geldin Kadir. Hayırdır? Hayır değil Hulya. Hayır değil. Ne oldu? Babama bir şey mi oldu yoksa? Zühtü Bey yerinde mi? Yerinde. Kubileciğim, hadi gel gidelim şu psikiyatriste. Gitmem. Bak çok medeni bir yer. Gidiyorsun, kadın her dediğini dinliyor. Sen nereden biliyorsun? Muş yani, dinliyormuş. Kadir söyledi. Gidiyormuş psikiyatristin karşısına, rahatlıyormuş. Ben senin karşında hiç rahatlayamıyorum Bahri. Bak, çocuk 10 seansları gidiyormuş, daha sen bana yeni söylüyorsun. Yahu her şeyi en son ben duymak zorunda mıyım bu evde? Söyledik ya Kudretciğim. 10 seans. Peki bir seans kaç saat? Bir saat. Bak gördün mü, 10 saattir psikiyatriste beni şikayet ediyor. Kim bilir hakkımda neler atıp tutmuştur. Yok yok, atıp tutmamıştır canım. Atıp tutmuştur o. Ben onu bilmiyor muyum? Kesin arkamdan konuşmuştur. Ne zaman müsait olur? Sen iyi misin Kadir? Daha belli değil Hulya Hanım. Bir şeye canım mı sıkıldı? Sen daha iyi bilirsin Hulya Hanım. Ne oluyor ya? Sen daha iyi bilirsin Ersan Bey. Girin. İyi günler Zühtü Bey. İyi günler. Arkadaşlar dün akşamki hasılatı aldığınızı söylediler. Evet aldım. Neden böyle bir şey yaptınız? Çünkü o barda benim tam 50.000 liram var. 2.000 lirasını alınca borcunuz 48.000 liraya düşüyor. Peki, tamam. Sizden parayı istemiyorum. Borcumdan düşün. Yalnız sizden istediğim başka bir şey var. Nedir o? Cengiz Fırat. Ya kardeşim, al bakayım. Sağ olun. Diyorum ki yarın ben ne giysem? Kuşum Aydın'da mı? Evet. Böyle git. Böyle olur mu abicim ya? İlk defa ekrana çıkıyorum ben. Takım falan mı giysem? Sen de amma abarttın şu ama. İyi bir şey gitti ha. Hiç. Sanki Julia Roberts ile film çevirecekmiş. Seni bu göbekle oraya çağırdıklarına dua et. Ben Cengiz Bey'in menajeri değilim. Kendisiyle konuşmanız lazım. Tamam, ben kendisiyle konuşur, ikna ederim. Yalnız hasılatı 50-50 kırışırız. Vallahi kabul edeceğini sanmıyorum. Kendisi çok kırıldı. Neden? Kudret Bey yüzünden. Babam ne yaptı ki? Cengiz Bey şarkısını okurken Kudret Bey yemek yiyordu. Ne var bunda? Orası bir restoran var. Sanatçı şarkısını söylerken yemek yenmez. Neden? Adab-ı mahşeret denen bir şey vardır. Bunu eskiler çok iyi bilirler. Sanatçı şarkısını söylerken salonda çatal bıçak sesi gelmez. Kimse ağzına bir şeyler götürüp yemez. Madem eskiler biliyor da babam niye bilmiyor? Demek ki hiç gazinolara gitmemiş. Hamiyet yüce sesleri, gönül yazarları, Zeki Mürenleri dinlememiş. Ne yani şimdi Cengiz Bey babam yemek yedi diye mi kırıldı? Vallahi sahneyi terk etmediğine şükretmek lazım. Canım önemli değil. Siz bana Cengiz Bey'in telefonunu verin, ben onu ikna ederim. Ersan Bey size de çay doldurdum, içer miydiniz? İçmez miyim? Bir de şeker alayım, teşekkürler. Afiyet olsun. Kadir sana da çay doldurdum, içer misin? Nedense son zamanlarda hiç içesim yok Hulya. Göreceksiniz abicim, göreceksiniz. Yarın Kuşum Aydın'ın programına seyirci olarak katılmak benim için sadece ve sadece ilk basamak olacak, tamam mı? Ondan sonra şöhretin basamaklarını teker teker hızla çıkacağım. Aman dikkat et de düşüp yerine kırma. Ulan bu şöhrete giden yolda niye basamakları teker teker çıkıyorsun? Asansör yok muydu? Gülün siz gülün. Yarın televizyona kim çıkıyor kardeşim? Ben çıkıyorum. Yarın 70 milyon kimi izleyecek? Beni izleyecek, beni. 70 milyon seni göremez ki. Ancak geniş ekran olanlara seni görebilir. Ulan ben de bir gün oyuncu olup bu lafları size yedirmezsem. Hasan, patron bak kim geldi? Vay Hasan! Hoş bulduk, hoş geldin. Güzel kardeşim. Tombili hoş geldin. Hoş bulduk. Ya senin yolun buralara düşer miydi? Gel Hasan gel, gel otur ben toplayayım şuraları. Böyle otur. Fazla kalamayacağım arkadaşlar. Yeni filmimin galası için sizlere davetiye getirdim. Fatih oğlum ver davetiyeleri. Kusura bakmayın, önlerde yer kalmamış. Rica ederiz Hasan, düşünmem bile yeterli. Dizi nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor, nasıl olsun her hafta birinciyiz. Yakında Amerika'ya gidiyorum. Sharon Stone'da bir öpüşme sahnemiz var da. Onu duydum, çok sevindim, çok! Sen sevinme kaptan, Sharon Stone sevilsin. Ben Hülya Yengi'ni arayayım da akşam yemeğe gel. Kapuska yapsın, sen kapuskayı seversin. Yok yok, zahmet etmeyin. Akşam film festivali için kana uçacağım. Orada Steven Spielberg'de şatabiryan yiyeceğiz de. Galiba bana bir rol teklif edecek. Uy, Hollywood'da mı oynayacaksın? Henüz kabul etmedim. O zaman döndüğü zaman yapar kapuskayı Hülya abla. Ah, dönünce yeni dizi çalışmaları var. Şener Şen'le bir diziye başlıyoruz. Tamer Karadağlı'yla da filme. Başrol mü? Tamer mi? Yo yo, o yardımcı rolde. Böyle araya atma ama. İşlerin bitince hemen uğra bizi. Vallahi işler bitmiyor ki be kaptan. Film devam ederken Altın Portakal'a gideceğim. Yine en iyi erkek oyuncu ödülüne aday göstermişler. Vay be! Altın Portakal bitiyor, Berlin Altın Ayı'ya gidiyorum. Toplantılar, tanıtımlar, röportajlar derken inan kendime ayıracak vaktim kalmıyor Kadir'cim. Çok yoğunum ya, çok. Biz seninle gurur duyuyoruz Hasan. Sen bizim medari iftiharımızsın. Geçen gün gazetede yeni arabanı gördüm. Ya, özel Porsche yaptırttım kendime İtalya'da. Malum, rol icabı kilo falan veremiyoruz. Biraz genişini sipariş ettim. Senin göbeğine kurban olsunlar. Hatırlar mısınız? Bunu Kuşum Aydın'ın programına otobüsle yollamıştık. Kaptan, bazıları otobüsle gider, Porsche ile geri gelir. Yetenek meselesi. Aslanım benim. Dombili. Alo, Dombili. Dombili, uyan be. Ne uykusu bu saatte? Tembel tenekeler. Hep boş oturuyorsunuz. Rafi, git bana çay getir. Ben çarşıya gireceğim. Kaptan sipariş var. Dombili, kalk sen getir o zaman. Giderken de şu telefonu ver bakayım bana. Ben de şu Cengiz'i bir arayayım. Tamam hayatım, ben gelirken alırım. Biliyorum, Frambuazlı'dan alacağım. Tamam, başka yerden almam. Hadi canım, öptüm çıkıyorum şimdi. Hadi. Hadi iyi akşamlar Ersan Bey. Ben bıraksaydım. Yok, ben giderim. Siz zahmet etmeyin. Bir şekilde giderim. Yo yo, ben bırakacağım. Karşılığında da küçük bir iyilik rica ediyorum. Nedir? Ya eşimin sürekli alışveriş yaptığı bir pastane var. Oradaki frambuazlı pastadan başka pasta almaz. Bugün benim kızımın yaş günü. Eşim de o pastanenin o pastasından istiyor. Gidin alın o zaman. Alamam. En son gittiğimde o pastaneciyle kavga ettik. Neden? Yırtık para verdi, ben de almadım. Almam deyince de bu parayı geçen hafta siz vermiştiniz, size geri vermek için bekletiyorum dedi. Ya! Ben de ben vermedim dedim, inatlaştık, kavga ettik. Pastayı benim mi almamı istiyorsunuz? Evet, ben bir daha o adamdan pasta alamam. Başka bir yerden alsanız Ersan Bey? Karım kesinlikle anlar. Zaten en sevdiği pastaneyle kavga ettiğimi öğrenince canım okuyacak. Peki ama ne olur acele edelim, geç kaldım. Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Buyurun, buyurun. Sağ ol, hadi. Tamam Cengiz Bey, tamam anlıyorum. Anlıyorum, siz şarkı söylerken babamın yemek yemesi gerçekten çok terbiyesizce bir hareket. Ama bunu bu kadar büyütmeyelim değil mi? He. Bakın ben size bir iş teklifinde bulunuyorum. Siz geleceksiniz, her akşam burada sahneye çıkacaksınız. Ben de size yüklüce bir ücret ödeyeceğim. Öyle değil mi efendim? Bakın, babamı bu teklifin dışında tutacağız diyorum Cengiz Beyciğim. Cengiz Bey, şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bunun geçmişteki husumetlerimizle bir ilgisi yok değil mi efendim? Yani sizin otelinizden kek çaldım diye bana gıcıklık yapmıyorsunuz değil mi? Tamam, bakın Cengiz Bey, siz şarkı söylerken ben buraya bir yazı astıracağım. Kimse yemek falan yemeyecek. Tamam mı Cengiz Bey? Ayrıca babam için de özür diliyorum efendim. Evet. Tamam. Tamam Cengiz. Tamam, tamam. Ne oldu? Gelmiyor mu? Gelmiyor. Baba, ne yap et, o adamı getir ha buraya. Tamam kaptan, tamam. Sen git yemeğini... Alo. Merhabalar Zühtü Bey. Ben Kadir efendim. Efendim sizden bir ricam olacaktı. Bu akşam Cengiz Bey'i bize getirebilir misiniz acaba? Kızım, ellerin yorulmadı mı hala? Yorulmadı babaanne. Peki bu mesaj dediğin şey ücretsiz mi? Olur mu babaanne? Ücreti tabii. O zaman az yaz kızım. Ama yazmak gerekiyor. Canım çağır arkadaşını evde, burada konuşun. Ellerine yazık. Çağıramam babaanne. Neden? İşte. Merhaba anne. Hoş geldin evladım. Sana bir şey söyle... Neyse, önce sen söyle. Ben de öyle düşünmüştüm. Ha. Geç anne, geç. Otur şöyle anne. Tamam. Anne, bu akşam babamın birinden kesinlikle özür dilemesi gerekiyor. Kimden? Hani dün akşam barda şarkı söyleyen adam vardı ya. Ha. İşte ondan. Neden? Adam şarkı söylerken babam bir şeyler yemiş, doğru mu? Evet, yedi. Of ya, of ya! Ne görgüsüz babam var. Onun yüzünden hiç bağlayamıyorum. Anne, sen babamla konuşursun değil mi? Adam akşam bize gelecek. Babam özür dilesin, olsun bitsin bu iş ya. Olur, konuşurum çocuğum, konuşurum. Ama başka bir mesele daha var. Neymiş? Hani babanın sinirleri için psikiyatriste gidiyordum ya. Evet. Baban senin gittiğini sanıyor. Nasıl? Öyle işte, bana kızar diye... Seni attım ortaya. Ne dedi? Sorun da bu zaten. Çok kızdı. Gidip benim hakkımda konuşmuştur dedi. Ne olur beni ele verme, olur mu oğlum? Hain evlat, Ökkeş mi geldi? Merhaba baba. Ne derdin var senin benimle? Ne gibi baba? Psikiyatriste falan gidiyor musun? Evet baba, bazı sorunlarım var da. Ya ne sorunum var? Bir şeyini mi eksik ettik? Bir kötülüğümüzü mü gördün? Doğduğun doğalı adam olman için çalışıyorum. Daha sana nasıl yaranayım ha? Anne bak gördün mü? Yine psikolojimi bozdu. Beceriksiz. Hiçbir şeyin düzgün değil ki psikolojin düzgün olsun. Kendimi kötü hissediyorum. Anne panik atağım başladı. Kadir. Anne oğlum. Taşikardi. Anne fenalaşıyor. Kadir. Oğlum. Kadir evladım kendine gel çocuğum. Kalk kolonya getir çabuk ol. Kadir yavrum ne oldu sana? Evladım. Yavrum. Oğlum. Kadir'im. Yavrum evladım. Bak gördün mü ne kadar etkiliyorsun çocuğu. Artık bir bağırman bayılmasına neden oluyor. Tamam Bahriye tamam. Kudret. Hani dün şarkı söyleyen adam vardı ya. Evet vardı. O bu gece bize gelecek. Niye? Ondan özür dilemen gerekiyormuş. Neden? Adam şarkı söylerken yemek yemişsin. Özür dilemem ben. Ama bak özür dilersen adam tekrar Kadir'in barında çıkacakmış. Oğluna iyilik edeceksin yani. Hayatta özür dilemem. Ya özür dileyecek bir şey yapmadım ki. Alt tarafı küçücük bir et yedim. Bak çocuğu nasıl üzüyorsun ama. İyi tamam özür dileme. Bu çocuk da böyle perişan olsun. Sonra da iş yapamıyorsun diye yine bağır yine bayılsın. Zaten her zaman sen haklısın. Geçti çocuğum geçti. Sen de üzülme. Başka şarkıcı çıkarırsın. Hadi hadi canım benim. Hah, yavrum evladım. İyi. Tamam tamam. Dileriz. Afiyet olsun baba. Buyurun Zühtü Bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ah, çok teşekkür ederim. Çok afiyet olsun. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Buyur Kadir. Sağ ol Hülya. Afiyet olsun. Babacığım, isterseniz Cengiz Bey'in sebebi ziyaretine gelelim. Geleceğiz. Çatlama. Efendim, öncelikle ben böyle güzel bir sebepten ötürü toplandığımız için herkese teşekkür ederim. Sanatçıya saygısızlık yapılmış olabilir. Ama özür dilemek, onu telafi etmek çok yüce bir davranıştır. Kesinlikle efendim. Ben bir şey sorabilir miyim müsaadenizle? Tabii buyurun. Sanatçı şarkı söylerken yemek yemek neden ayıp bir davranış sayılır Zühtü Bey? Ey Allah'ım. Yapmayın Kudret Bey. Bunu Ceren sorsa anlarım. Hülya Hanım sorsa anlarım. Hatta Kadir Bey bile sorsa anlarım ama siz yani... Tamam. Biz de gazinoya gittik. Biz de biliriz o adapları. O zaman da hiç sevmezdim. Mantıksız gelirdi bana. Yani Yıldırım Gürses çıkardı 45 dakika şarkı söylerdi. Öyle mumya gibi onu dinlerdik. Hiç hoşuma gitmezdi. Benim çok hoşuma giderdi. Sana gezmek olsun zaten. Baba böyle bir adap varmış işte. Sorgulamaya gerek yok. Ben sorgularım. Efendim ben bu adaba gönülden inanıyorum. Eğer oraya çıkan sanatçı benim için söylüyorsa... ben de onu dinlerim. İyi de ben kulaklarımla dinlerim. Ağzımla dinlemem ki. Cengiz Bey nereye? Oturun lütfen daha sadete gelmedik. Buyurun efendim oturun. Peki o zaman. Yani şunu demek istiyorum. Hani şarkı söylerken haldır huldur yemek yemezsin de... ucundan kıyısından biraz bir şeyler yiyebilmelisin. Bazı sanatçılar vardı. Bir saat sahneden inmezdi. Aç kalırdık ya. Sen de o tür yerleri yiyip gitmeyi öğrenemedin Kudretciğim. Restorana yiyip gitmek de ilginç bir fikir doğrusu. Siz şarkı söyleseniz herkes önündeki yemekle meşgul olsun ister misiniz? Daha iyi olur. Seyircinin karnı toksa beni daha iyi dinler. Böyle lüzumsuz merasimlere de gerek kalmaz. Tamam Cengiz Bey diliyor. Ay, hadi Kudret bak gidiyor adam. Evet. Son derece gereksiz bulsam da siz şarkı söylerken yemek yediğim için özür dilerim. Tamam mıyız Cengiz Bey? Değiliz. Samimi olmadı. Hadi baba ya ne olur samimiyetle dile. Siz şarkı söylerken yemek yediğim için samimiyetle özür dilerim. Bir daha olacak mı? Olmayacak. Tamam mıyız? Tamamız. Güzel. Yarın akşam başlıyoruz. Tamam mı Cengiz Bey? Tamam. Günaydın personel. Günaydın. Günaydın. Oo, günaydın kaptan. Bakıyorum erkencisin. Artık erken gelmeye başladın dükkana. He, artık barda yemek yenmeye başladı patron. Erkenden gelip hazırlanmam lazım da. Bana bakın. Bu akşam Cengiz sahneye çıkacak. O şarkılarını okuyup bitirmeden kimseye yemek memek yok. Ayrıca bir de yazı asalım, yemek içmek yasaktır diye. Hasan nerede bu arada? Kuşum Aydın'da. Nerede? Kuşum Aydın'da dedi ya. Sabah program seyirci olarak gitti. Nereden çıktı bu şimdi? Ajansa kaydolmuş. Onun çağrılarında. Peki benim niye haberim yok? Oo, senin neyden haberin var ki? Başka ne oldu? Hasan işten mi ayrıldı? Yok, Hasan işten ayrılmadı da. Söylesene. Ya söylesenize ne var? Yok, boş ver. Bana bak. Ya şimdi söylersin ya da baban Kenya'dan geldiğinde seni tekrar huysuz Rafi yaparım. Görürsün o zaman gününü. Huysuz Rafi mi? Yok, tamam şimdi söylerim. Heh. Evet. Dün Hülya yenge pastaneye girerken gördüm. Pastaneye mi? Ne var bunda? Girerken gördüm de yalnız değildi. Ne demek yalnız değildi ya? Kiminleydi? Ersan Bey'in arabasından indi, çıkınca tekrar arabasına bindi. Ne? Kudretciğim, bir isteğin var mı? Yok. Aslında var. Dünden beri düşünüyorum Vahriye. Kadir psikiyatrisine gidecek kadar sıkıntıdaysa... ...demek ki gerçekten bu çocuğun üzerine çok gidiyorum. Üzülme canım, geçer yakında. Dün görmedin mi Bahriye? Resmen fenalaştı, panik hata oldu. Olsun canım, üzülme. Geçti işte. Hadi kalkayım da gidelim şu psikiyatriste. Psikiyatriste mi? Evet, babası gelsin demiş ya işte. Hadi gidelim bir de ben konuşayım şu psikiyatriste. Sen, psikiyatriste. Evet ben. Gidip bir konuşalım. Daha kötü şeyler olmadan tedbir alalım. Hayırsız mayırsız ama o bizim evladımız. Hadi kalk. Ben giyinip geliyorum. Psikiyatristi aramalıyım, pot kırmasın. Alo, kızım, Ayla Hanım'la görüşmek istiyorum. Ne, hastası mı var? Çok önemli ama, bölemez misiniz? İyi o zaman, not al kızım, not al. Kudret Bey gelecekmiş de, oğlu için gelecekmiş de, tamam mı? Pot kırmasın. Hadi, hoşça kal. Vallahi dünkü iyiliğiniz çok makbule geçti Hülya Hanım. Frambuazlı pasta olmasaydı kesin kavga çıkardı. Hayır, pastacısı ile kavga ettim diye eşim boşanma davası bile açardı. Yok canım, abartmayın. Sizin maaş işi ne oldu? Zühtü Bey'e söyleyemedim. Galiba Afife Hanım üzerinden halledeceğim. Nasıl? Ben gidip Afife Hanım'a söyleyeceğim. Afife Hanım da Zühtü Bey'e söyler. Böylece o da bana zam yapar. Tabii umarım. Derhal bir açıklama istiyorum. Ne oldu hayatım? Ne açıklaması? Bana hayatım deme. Hayatım deme bana. Kadir Bey iyi misiniz? Ben iyiyim. Siz iyi misiniz? Kadir, kötü bir şey mi oldu? Evet oldu. Eski iş arkadaşımla karım arasında ilişki var. Ne? Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Hoş bulduk. Teşekkürler. Notumu aldınız mı? Efendim? Not. Bahri otursana. Nihayet gelebildiniz Kudret Bey. Ya. Gördünüz değil mi? Psikiyatristler öcü değilmiş. Ya. Şaka bir yana görüşebildiğimize çok sevindim. Artık siz ve Bahriye Hanım'la ilgili çok daha rahat ve sağlıklı ilerleyebileceğimize eminim. Notumu almadınız mı? Anlamadım. Ne diyorsun Bahriye? Yok bir şey canım. Öyle kendi kendime işte. Utanmıyorsunuz değil mi? İkiniz de evli barklı insanlarsınız. İkiniz de Kadir Bey. Var. Ay Kadir, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Evet Kadir Bey, rica ederim manyak manyak konuşmayın. İlişkimin nereden çıktı ilişki? Karım ikide bir eve bırakıp durduğu yalan mı? Sakin olun Kadir Bey. Olamam Zühtü Bey. Pastaneye gittiniz yalan mı? Ne? Aa Kadir, nereden duydun? Ne saçmalıyorsun sen? Duymayacağımı sandın değil mi Hulya? Ay. Hemen işten ayrılıyorsun. Kadir önce bir sakinleş ne olur. Tabii, ne olur. Tabii sakinleşeceğim. Sakinleştim Zühtü Bey, sakinleştim. Sakinleşeceğim. Ama önce şu Ersan'ı bir döveceğim. Ondan sonra sakinleşeceğim. Sakinleşeceğim. Bırakın beni. Bahriye Hanım biraz sinirli bir kişiliğiniz olduğunu söyledi. Şimdi hep birlikte bu durumu bir mercek altına alacağız. Şimdi benim sinirli kişiliğimi bir tarafa bırakalım da Kadir'e gelelim. Nesi var Kadir'in? Çok mu ciddi? Kadir, oğlunuz Kadir mi? Herhalde. Size 10 seans gelmiş. Adını mı unuttunuz? Kadir Bey mi bana gelmiş? Gelmiştir canım. Neyse, hani Kudret'in sinirini şey ediyorduk diyorduk. Hani... Gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Ama sanırım onu da bu sürece dahil etmeliyiz. Çünkü aile dediğimiz bir bütündür. Bazı şeyler herkesi etkiler. Geldi mi, gelmedi mi? Hayır Kudret Bey, ben Kadir Bey'i hiç görmedim. Bahriye? Bahriye Hanım sizinle ilgili danışmak için geliyordu. Oğlunuz hiç gelmedi. Neyi mi danışıyormuş benim? Sinirli ruh halinizi. Demek o bayılmalar falan hepsi yalandı, öyle mi Bahriye? Ben şey... Yani... Boşuna özür diledim. Sevsen diyorum canım. Kulağa çıkarmışsın bugün. Evet, daha bitmedi o. Daha kapanmadı o defter. Şişt, ses çıkartmayın. Tamam. Haklı. Hazır barda olmuşken boğanın tadını çıkaralım. Bu akşam hasılat muhteşem olacak kaptan. Bana numara yaparsın ha? Baba,